Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. Geceniz mübarek olsun inşallah. Gecemiz hepimize mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Kafamızdaki vehmi, kalbimizdeki vesveseyi de bertaraf eylesin. Hakikat bin olmayı nasip eylesin. Amin. Dersimiz imtihan, teklif ve tecrübe. İmtihan, teklif. Nasıl Mustafa konu? Güzel abi, çok güzel. Evet, yani böyle alışılmışın olmasın diye şey yaptım böyle. Hem de ben bunu çok merak ediyorum. Şöyle de bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen biraz çalıştığım için. Nurları ilk tanıdığın güne böyle bir dön. İmtihan olduğun saha ile şu anda imtihan olduğun saha farklı. Şu anda imtihan olmak biraz daha zor. O zaman... Bazı gaflet şeylerden sıyrılma böyle vardı. Şu anda imtihan birbirimizde olacağız. Sonra da benle olacaksınız. Sonra da böyle devam edecek. İlk önce emsaller arasında imtihan olacak. Yani o öteki taraflarınızı geçtiniz. Üç tane imtihan var şimdi. Ülfet imtihanı var. Birbirlerinize imtihan var. İki. Bir de ben yaş itibariyle farklıyım. Yaşım itibariyle farklıyım. Benle de imtihanı olacaksınız. Ondan sonra sadakat, ihlas gibi şeylerle imtihan devam ediyor. Nereden çapıyorum? Şimdi okuyacağım. Beraber mutala edeceğiz inşallah. İmtihan, teklif, tecrübe. Üç taneyi bir arada. Bakayım inşallah beraber. Müminin nazarında şu dünya bir zikirhane-i rahman, bir talimgah-ı beşer ve hayvan ve bir meydan-ı imtihan-ı insücandır. Sözler 17. Müminin nazarında. Demek ki şu dünya farklı farklı herkesin dünyasına göre anlam kazanıyor. Şu dünya müminin nazarında zikirhane-i rahman, talimgah-ı beşer ve hayvan ve bir meydan-ı insü, meydan-ı imtihan-ı insü candır. Ama başka mana olsa mesela para, işte ana gaye, kariyer, ne bileyim başka bir şey olsa o zaman değişir. Ama demek ki müminin nazarında şu dünya bu özelliği varmış. Başka bir yer okuyorum. Bu okuduğum yer sözler 17 idi. Beşer, alim-i ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, rahm-ı maderden, sabavetten, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandadır. Sözler 31. Mustafa hatırlarsın ve diğer kardeşler, 2 aylık bir mesafe vardı. Has çiftliğe davet ediliyoruz. 2 ay. O 2 aylık mesafede gitmek için ilk önce bir günlük bir yerde bir istasyon varmış. Tren var, gemi var, uçak var. Bir gün sonra böyle yerler karşımıza çıkıyor. Orada herkes biletine göre, kimisi trene binecek, kimisi gemiye, kimisi uçağa binecek, kimisi de yaya gidecek. Ondan sonra kaç gün daha var bizde? 2 ay olduğuna göre 59 gün daha günümüz var. Bu bir teşbih ve temsil değil. Risalede geçen 2 ay mesafede
has çiftlik diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam dünya hayatın müddetini bir saat gibi veya dinlenmek için böyle ağacın altında gölgelenen bir insan kadar durduğu kadar söylüyor. Barla'da meleklere, meleklerin hareketini 50 bin sene söylüyor. Orada ustad bu hesabı yapıyor. O meleklerin 50 bin senesine göre 60 sene insan yaşaması, hesap yapmıştım ben de. Yani yaklaşık 1 saat, 45 dakika, 1 saat sürüyor. O zaman birimine göre. Yani 2 aylık 60 gün, 1 günü dünyaya geldik Nurettin. Dünyaya geldik, vefat edene kadar 1 gün geçecekmiş. 1 gün. Kabirden sonra tam 59 gün var. Sakın böyle kafanızda bu teşbih temsildir, böyle hikaye vari bir şeydir. Hayır. Bir saat bulunuyoruz. Alem-i Ervah'ta diyor, ruhlar aleminde senaryoyu alıyoruz, sahneyi alıyoruz. Herkes filminin başrolünde oynuyor. Mesela Yusuf'un filminde başrolde Yusuf, hepimiz orada rol almışız. Ama senin filmde başrolde sensin. Ruhlar aleminde başlıyor bu film. Ta cennete girene kadar devam ediyor. Bunun toplamı 2 ay. Bir gün geçtikten sonra istasyona gidiyormuşuz. İstasyon. İstasyon. Allah Allah. 59 gün daha var. Ehli Kur'an ve iman için kabir, zindan-ı dünyadan bostan-ı bekaya ve meydan-ı imtihandan ravza-i cinana ve zahmet-i hayattan rahmet-i rahmana açılan bir kapıdır. Allah Allah. Bak ne kadar müjde ya. Ne diyor? Ehli Kur'an için ve ehli iman için kabir, zindan-ı dünyadan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor değil mi? Bu hadisin kaynağını görmüştüm. Badıl abi koymuş bunu. Dünyaya bütün şaşası ile diyor. Risalede de geçiyor. Ahirete göre bir zindan hükmündedir. Peşine koştuğumuz şu dünya bütün şaşası ile ahirete göre zindan ise acaba orası nasıl? Demek ki ehli Kur'an ve ehli iman için kabir, zindan-ı dünyadan bostan-ı bekaya, meydan imtihandan, imtihan meydanındayız şu anda, ravza-i cinana, zahmet-i hayattan, rahmet-i rahmana açılan bir kapıdır, sözler 38. Kapıymış kapı, arkadaşlar. Kapıymış. Ben okumuştum. Gayrimüteşhir'de de var da. Zaten burada da söylüyor. Zindani dünyadan bostani cinana. 1000 sene mesudane dünya hayatı. 1000 sene. Ahiretin bir saatine denk gelmiyormuş. Biraz merak ettim ben bunu. Bak 1000 sene dünya mesudane. Dünya senin küre. 1000 sene. Cennetin bir saatine mukabil gelmiyor. Şimdi bu kadar cazip bir dünya bize biraz açılsa, yani kabir biraz normal gibi gözükse, bir kız için bir ekonomi bazı dar boğazdan dolayı veya bir erkek için böyle aşık maşık dedikleri var ya, intihar eden insanlar cennetin bu güzelliklerini görseler, çoğu insan intihar ederdi, etmesin diye ustad kabrin siyah peçesi diye tanımlıyor Ahmet. Kabrin siyah peçesi. Peçeyi kim takar? Gerçi koronadan dolayı hepimiz takıyoruz da. Peçeyi güzeller takar. Kadınlar takıyor. Peçenin altında peçeye benzemeyen, yani peçenin altında güzel olduğu gibi ustad da kabirin siyah peçe söylüyor. Peçe. Kabrin siyah peçesi altında diyor.
Peki, sevgili Rizam, kabiri mezarın altında zannediliyor. O mezarın altındaki kabrin suretidir. Kabrin kanuniyeti bizde. Onu lemalarda şöyle diyor. Kabrin dört tane sıfatı var. Nasıl o? Soğuk, karanlık, kimsesiz, dar. Bu dört. Mesela toplumda bu kadar kalabalık içinde yaşıyorlar pazarda. Dolaşan var ama çoğu insan yalnız. Kimsesi yok. Kimsesi yani dostu yok. Aleminde zifiri karanlık. Cehenneme dönmüş. Ya nasıl bir cehenneme dönmüş ki oradan kurtuluşu intihar olarak görüyor. Hayal edebiliyor musunuz? Bir şey nasıl bir sıkıntı, buhran ki onun çaresi intihar. İntihar çare ise o sıkıntı ne? O iç kaynamayı, iç cehennemini düşünün, iç cehennemini Yusuf. Yani o mezarlık kabrin suretidir. Gir içeriye. Kabrin kanuniyeti insanda. Bir insan yalnız, kimsesiz, karanlık, kafası iman nuru yok, varsa da zayıf. Her şeyi düşman görüyor 23. söz. O köprüde fener kendi şeyiyle gidiyor. Dar. Niye dar? Geçmişinde bir medet almıyor. Geleceği de gaflet yüzünde gözükmüyor. Hazır zaman dar. Öyle diyor. Ustadın söylediği, hazır zaman dar kabir hükmündedir diyor. Onun için o mezarlık kabir değil, o kabirin suretidir. Kanuniyeti insanda, hakikatı Esma-i İlahiye'de. Esma-i İlahiye. Onun için ölmeden önce ölünüz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne demek önce beden? Ölmeden önce ölünüz. Yani beden hayatının hazlarını erteleyerek ve öteleyerek ruhsal hayat esas alırsan beden hayatı ile ölmüş oluyorsun. Zaten küllü nefsin zayikatül mevt. Ölüm zaten tatmaktır diyor. Her nefis ölümü tadacaktır diyor. Ölecektir de demiyor. Küllü ruhun da demiyor. Demek ki kabrin suretidir. Kanuniyeti ise bu cemiyette yalnızlaşan, içsel alemi duman olan ve kendisinden daha değerli ve kıymetli bir şey, bir davanın peşinde koşmuyorsa, kendisini anlamsız kılan kimsesizliğinden zaten yaşadığı dünya bir kaos, cehennem. Öyle bir fokur diyor ki, intihar onun çaresi olmuş. İntihar çare ise kendisi ne acaba? Daha ölmeden önce ölmüş. Hasan abi, Evet Mustafa. az önce dediniz ya nefis tadıyor, ölümü tadıyor dediniz. Evet, külün nefsin zayikatül mevt. Cüneyd-i Bağdat Hazretleri vefat edince Bismillahirrahmanirrahim demiş abi. Bismillah her ayın başıdır ya abi. Yani üstad da bir şey keşfetmiş abi. Yani nefis tadıyor diyor mesela. Allah her nimeti tattırıyor ya. Bu da ben zaten nimet diyorum aldım önüme. Bunu da tattırıyor Allah. Onu keşfetmiş üstad. O ifade kullanmış yani. Canım kardeşim, eğer nimet olmasaydı Allah Resulü zindani dünyadan bostanı cinana demezdi. Kabir diyor, ya cehennem çukurundan bir çukur, ya cennet bahçesinin bir bahçe olur diyor. Ehli iman, ehli Kur'an için kurtuluştur diyor. Teristtir diyor, paydostur diyor, ıtlak-ı ruhtur. Tebdil-i mekandır, tahvil-i vücuttur. Nasıl kötü olur ki bu? Büyük zat da şöyle yapmış. Ya Rabbi niye sıram gelmedi ya? O 64 oldukları zaman, kaç yaşındasın dedikleri zaman, haddi aştık.
derlermiş. Haddi aşmış. Biz ise ödümüz patlıyor. Yani Allah Allah bizi muhafaza eylesin. Da, bak ustad, peki bir tane bir noktada şey yapayım. Ustad günah cihetiyle nur talebesinin öldüğünü söylüyor. Sevap cihetiyle yaşadığını söylüyor. Orada Hafız Ali abi dershane açtığını söylüyor. Onları karşıladığını, nurcuları karşıladığını söylüyor. Bana hiç garip gelmiyor ölüm, biliyor musunuz? Heyecanlanıyorum ama böyle bazen gece böyle yattığım zaman heyecanlanıyorum ama inan Rabbimden ve ahiretten ümitliyim inşallah. Ne ile alacağız inşallah? Şahs-ı maneviye, yani insan güvenmez amelin ama şahs-ı maneviye tutunmuşum. Şahs-ı manevi inşallah bir Ustad Siki Tasi Gaybiye'de diyor. Bir Şeyh-i Veli gibi diyor. Sekerat'ta imdadına yetişir diyor. Şahs-ı manevi. Şahs-ı manevi. Evet, bir tane de okuyayım. Mevt. Bu ölüm değil bu. Mevt. Ölüm ayrı. Ecel ayrı. Mevt ayrı. Ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Sözler 38. Bu meydan imtihanda olanlar başıboş değiller. Saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar. Sözler 52. O zat Aleyhisselam'ın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Levlake levlak, lema halaktu leflak, sırrına mazar oldu. Allah Allah. Şimdi bir Mustafa, bu risaletle Resul arasında bir farkı şey yapayım. İnsan ne kadar keyif alıyor. Biraz meşgul olduğumdan dolayı söyleyeceğim. Risalet sistemdir. Sistem. Kainata taluk eden bir sistem. O risalet sırrını söyleyeceğim. Ona en azami derecede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mazhar olduğu için Resul olmuş. Risalet Resul'le aynı değil. Risalet sistemdir sistem. Risalet Resul Nebi olanda. Risalet sistemi 3 sistemle çalışıyor külliyatta gördüğüm kadarıyla. Akıl, sır, şuur. Bu 3 tane sıfat azami derecede en kemal mertebeye kim getiriyorsa o Resul oluyor. O da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'deymiş. Peki bize bakan yönüne Yusuf'um. His, şuur, akıl. Ne kadar üçünü biraz bütüne getirirsek risalet sisteminin resul vazifesinin hamelesi oluyorsun. Sen de o sistemde işçi oluyorsun. O sistemin sistem senden aktif oluyor. Sistem. O risalet sistemi sende de cevran ediyor. Misal vereyim. Nurettin gitti köyüne. Orada eşi, dostu, akrabası, şusu, bu şu yok mu? Orada risalet sistemini, Resul vazifesinde buna yüklenen vazifeyi ona buna tebliğ ediyor. Şeyse uygun görüyorsa kitap hediye ediyor Ahmet. O ne oluyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesini deruhte ediyor. Eğer Ahmet sizin köye Allah Resulü gelseydi ne yapardı? Sen de onu yapmaya çalışıyorsun. Ha, onun diyor damenine, dairesine, zılına girer diyor. Bir daha söylüyorum. Risalet sistem, sistem, şeceri hilkatte bir sistem. Ona en azami derecede kim mazarsa o Resul oluyor. O sistemin 3 tane temel sıfatı var. Hani kabrin 4 tane sıfatı vardı ya. Kabir soğuk, karanlık, dar, kimsesiz, yalnızdı ya.
Risalet sisteminde de his, şuur, akıl ne kadar bütüne geliyorsa, yani ne demek o? Akıl, vicdan, kalp. Bunlar ne kadar bütüne geliyorsa en azami derecede o nispette vazife şinas oluyoruz. Ama eğer bundan hissemiz yoksa, köyümüze gidiyoruz, esnafsınız, müsait birisi geldi, malını sattığın kadar davanı satmaya bakmasan, bakacaksın ki Celal, ya ben burada ayakkabı satıyorum. Adam öyle müsait ki, olan ben buna davayı da satılır ama davayı koymuşum ikinci kenara, ayakkabıyı öne çıkartıyor. O nispette o risaletin sistemi olan his, şuur ve akıl bizde fazla aktif değil. Başka, imtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeli kalıp ta musabaka ve mücadele ile Ebu Bekirler Allah iyiliğine çıksınlar ve Ebu Cehiller esfeli safiline girsinler. Sözler 172. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeli kalsın. Sözler 172. Masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup mücadele ile manevi terakki kapısı kapanacaktı. Sırrı teklif bozulacaktı. Sözler 172. Bu deprem bölümünde söylüyor. Deprem gelse ki geldi. Ondan sonra sırf zalimlere has kalsa, o zaman masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydı, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup mücadele ile manevi terakki kapısı kapanacaktı. Sırrı teklif bozulacaktı. Teklif değil, sırrı bozulacaktı. Zemin ezdadın içtimaından imtihanat ve musabaka teklif edilmiş ve ondan terakkiyat ve tedeniyat çıkmış. Sözler 177. Yani insanın fıtratında gömülü olan bir kuvve, istidatlar ne şu nema bulması lazım. Mesela neye benzetiyor? Muhakematta ona benzetiyor. Bir fırın düşünün. Fırın. Şey fırın ama, Çağlı'daki maden ocağı fırını. Orada, oraya kamyonun getirmiş olduğu toprak var. Toprağı fırına atıyor. 1500 santigrat derece ısı verilince, biraz benim mesleğim, okulda bunu görmüştük. O toprağa 1500 santigrat derece veriliyorsa, toprağa demir ayrışıyor, demir. Demir ayrılıyor. 1800 olunca işte çeliktir, likör, şudur budur. Yani ısı derecesine göre topraktan maden ayrılıyor. Ama hepsinin ana kaynağı toprak. Daha önce lahana ekiliyordu orada. Çay tarlasıydı. Ama fabrikaya gitti. 1500, 1800, 2000, 2200, 2700 sıcaklık verilince maden o nispetten ondan ayrılıyor. İşte dersin başında dedim ki, bir, ilk önce nefisle imtihan olacağız. Nurları tanıdığımız ilk şef dönemi. Şef dönemi nefisle imtihandı. Şimdi zorlaştı, o çocuktuk. Hani ateş veriliyor, fırına misal veriyorum. O zaman mama yiyorduk, yeni doğmuştuk. Artık çocuk büyüdü, mama yemek dönemi bitti. Şimdi ısı veriliyor Yusuf'um. O toprağa derece arttırılıyor ki 1500 santigrat derece verdik, topraktan demir ayrıldı. Şimdi 2000 verelim ki bakır ayrılsın yani. Ayrılsın bu tarafa. İkinci imtihan şekli, birbirinizde olacaksınız.
Birbirinizde olacaksınız. Sonra, çünkü niye birbirinizden? Emsal, emsaller arasında imtihan olur. Emsal. Mütemaiz değil. Mütemasil. Mütemasil ise, misil ise tezadın sebebi diyor. Mütemaiz ise teavunun sebebi. İlk önce nefisle, sonra isim veriliyor. Emsaller arasında imtihan olacak. Sonra da emsaliniz olmayanlarla olacaksınız. Emsal, o kadar bahane var ki, yani bir insanı sevmemeye karar verdin mi, o kadar sebep var ki, aileye uygulayayım. Üstad diyor ki, muhabbet gözü kusuru görmez diyor, Uvvet Risalesi'nde. Bir evde niye kavga oluyor? Şu sebep, bu sebep. Onlar çok ciddi olmamak şartıyla vitrine konulan şeylerdir. Aslı o evde muhabbet yok. Muhabbet bir kalpte hakim olsa kusurlar tebeyi olur. Muhabbet gözü kusur görmez. İkide bir kusurlar öne çıkıyorsa muhabbet gözü yok. Adavet gözü peki ne oluyor? İyilik görmez. Muhabbet gözü kusur görmez. İmtihan böyle arkadaşlar. İmtihanı bilmek lazım. Mütemasil ise tezadın sebebi, hakikat çekirdeklerinde söylüyor. Emsal ise, emsal değilse, mütemaiz ise, farklı ise, yaşça, konum itibariyle, vazife itibariyle bizden farklı. Onunla da imtihan olacağız. İlk önce nefisle, yani bir şey söyleyeyim ondan sonra konuyu kapatayım. İnsan kendisini tanımaya göre Allah'ı tanımak, Allah'ı tanımak kolaydır. Kendini tanımak zordur. Allah ile imtihan olmak kolaydır. Kardeşle imtihan olmak zordur. Daha zordur. Çünkü Allah'ı tanımak, peygamberi var, Allah'ı tanıtıyor. Allah'ı kainat tanıtıyor. Allah'a Kur'an tanıtıyor. Ama ben kendimi nasıl tanıyacağım? Şimdi diyor ki, tasavvufta ilk mertebe, fenafil şeyh, şeyh benden üstündür, meziyet sahibidir, ben onda fena olurum. Şeyhim böyle dedi, şeyhim böyle gitti, şeyhim böyle emretti. Nefsime ağır gelmez çünkü mütemasil değiliz, misil değiliz. Mütemaizdi o, imtiyazdı o, nefse ağır gelmiyor. Bak, İlk mertebe fenafil şeyh, onda terakki edince artık normal olunca fenafil resul. Resulullah şöyle dedi, Resulullah şöyle anlatmıştır, Resulullah'ın sünneti budur. Ondan da terakki edince fenafillah, Rabbim Kur'an'da böyle diyor, Allah böyle diyor. Bak fenafil resul, çık yukarıya, fenafil şeyh, fenafil resul, fenafillah. Allah. Bundan sonra Allah ile, Allah'tan sonra imtihan var mı? Var. Fenafil ihvan. Fenafil ihvan. Emsalinde fena olamazsın. Çok zor. Niye şeyhte fena oluyorsun? Onun imtiyazı var. Meziyeti var. Meziyeti beni bloke etmiş. Şeyhimle ben bir miyim? Değilim. Mesela Rüştü abiyle ben bir miyim? Rüştü abiyle sen bir misin? Değilsin. Rüştü abiyle ben niye imtihanı olacağım? Çünkü o mütemayiz. Şeyh, şeyhim özelliği var. Ben ona imtihan olmam. Ama ona fena oldum. Sonra fena fil resul. Sonra fena fillah. Sonra tarikattaki son mertebe fena fil ihvan. Niye? İhvan eşit. Aynı emsalsın. Onunla imtihan olmak en zordur. En zordur. İşte tarikatın fenafil ihvan imtihanı nur talebesinin ilk imtihanı. İlk önce nefiste olacağız. Sonra beraber imtihanı olacaksınız. Beraber. Artık Allah yardım etsin size. Dua edeceğiz size. Yani kasip buyumcudur diye ne olacak?
Onun altını var, senin neyin var, kömürün var senin. Var mı İsmail, senin altının var mı? Senin kömürün var, kömürüm. Sesin gelmiyor. Niye buna, niye girdim biliyor musunuz? Arkadaşlar, şef kırılıyorsa orada uhuvvet azalmış demektir. Eğer ülfet sarmışsa bize tefekkür etmiyoruz demektir. O ilk dönemdeki şef bitmedi. Bizde sorun, biz bittik. Acı ama maalesef öyle. Şef bitmesinin sebebi tefekkürü imani, tefekkürle okuma işimizden cemaatin tadı tuzu kalmamışsa uhuvvet, yani imtihan oluyoruz. İşte şeytan basit bir sebebini, Yusuf'un bir sebebini öne çıkartıyor. Ya bırak ya Yusuf'u ya. Celal da bir şey ya. Şerif de şöyle. Ondan sonra yalnızlaşıyoruz. Nasıl yalnız? Dershaneye gidiyoruz ama yalnız yerde oturuyorum. Kendime uygun böyle arkada seçiyorum. Ders bitti mi çay bile içmeden fefiru ile meçhul. La otur bir muhabbet et ya. Sen fenafil ihvan. Bak fenafil ihvan. Münacat-ı Rahman, tilaveti Kur'an. Dersten sonra belki de dersten, ders kadar mühim uhuvvet var, uhuvvet. O hele yeni gelenlerin yanına oturacaksın, sıcak bir ortam yapacaksın ona. Sıcak bir ortam olacak. Kardeşim hoş geldin, nasılsın, nereden geliyorsun? Ama çayı bile içmiyoruz ve bir öyle meçhul. Peki nereden geliyor bu hastalık? Bu hastalık değil mi? Eski tutuğa en son belki çıkıyorduk. İmtihan oluyoruz. İmtihanımız bitmedi arkadaşlar. Bir yerde sorun varsa sorunun kaynağı benim demeli. Zeminde ecdadın içtimağından imtihanat ve musabakat teklif edilmiş. Ve ondan terakkiyat ve tedeniyat çıkmış. İns ve cinin enbiyadan, evliyadan tut, ta nemrutlara, ta şeytanlara kadar uzun bir meydan imtihanları peyda olmuş. Bir daha ins ve cinnin, cinlerin de imtihanı var. Enbiyadan, yani cinlerde ve insanlardan, yani Hatem-ül Enbiya'dan sonra cinlerde peygamber gelmemiş. Daha önce gelmiş. Şualarda söylüyor. Gelmiş demiyor. Cinlerde peygamber gelmiş midir diye. El cevap, Hatem-ül Enbiya'dan sonra bir peygamber gelmemiştir diye icazkârani icaz ile cevap veriyor. Enbiya'dan, evliya'dan tut, ta nemrutlara, ta şeytanlara kadar uzun bir meydan imtihanları peyda olmuştur. Sözler 178. Arkadaşlar, Nemrut'un ne özelliği vardı? Firavun'un ne özelliği vardı? Hatırlayan var mı? Yani en büyük sıfatı neydi Nemrut'un? Risale'de. Nemrut'u Nemrut yapan neydi en büyük sıfatı? Ne oluyor o zaman? Öldürüyor yani insanları. Yok. Nemrut neydi acaba abiler? Nemrut'un en büyük öne çıkan sıfatı. Risale'de geçiyor. Sen, İsmail söylüyorsun ama sesin gelmiyor. Çok uzun yazacağım aslında. Yok abi. Hastalık görmeleri. O Firavun. Nemrut, Nemrut'un öne çıkan sıfatı neydi? Firavun. Risale'de şöyle geçer. Nemrudane inadı diyor. Küfürde inat etti. Firavun gurur diyor. Gurur. Firavunane gururu diyor. Taştı taştı diyor. Şeytanın sıfatı neydi Kur'an'da? Bir. Yeis. Kibir. O topraktan ben ateşten diye fasit bir kıyas, sonra Allah'a karşı kusuru derüfte etmedi şeytan. Bu niçin söylüyorum? Ya şeytan ona ne bırakıyorsun? Eğer biz
hakta ve hakikatta inat ediyorsak, Nemrut'la Nemrudane bir sıfatımız inkişaf ediyor. Eğer gurur kibir yapıyorsak, hizmette firavunane özelliğimiz yükseliyor. Onun için söyledim, haşa bir şey için söylemedim. Nemrut ve Firavun'u ona bırakmayın. Nemrut da bende, Firavun da bende, Cebrail de bende, İsrafil de bende. İsa da benim, Musa da benim, İbrahim de benim. 18 bin alemin Cemül Cemi, Camiül Ezdadıyım ben de. Eğer hak ve hakikata direniyorsa bir insan, okumuyor, kılmıyor, Müslümanla düşman oluyor, inat ediyor. Bunda Nemrudane inadı, Firavunane gururu taştı diyor. O hak ve hakikate karşı gurur ve inat böyle yapar. Peki şeytan ne yapar? Şeytan kibir, gurur, ben merkezli düşündü. Yeyse kapıldı ve Allah'a karşı kusuru derute etmedi. Adem Aleyhisselam dedi ki, ya Rab ben nefsime zulmettim. Şeytan, Kur'an'da söylüyor, şeytan ise beni sen azdırdın diyerek kusuru derute etmedi. Beş tane bulabildiğim sıfatı var, can alıcı sıfat. Ötekiler biraz... Son bir dakika. Öyle mi? Son bir dakika. Ben üç sayfa imtihan, tecrübe şeyi okuyacaktım. Ne, Allah Allah, teklif, imtihan, tecrübe okuyacaktım ama inşallah maksat yerine gelmiş. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Hizmet imaniye, Kur'aniye de ihlasla, sadakatla tesanüt sırrına mazhar eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Evimize insi ve cinli şeytanların şerinden, semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi musibetlerden, hastalıklardan, taunlardan hıfz-ı emin eylesin. Ya Rabbel Alemin, kendine bizi kul, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, ümmet ustadımıza talebe eyle ya Rabbel Alemin. Ve hizmet imaniye, Kur'aniyeden hasıl olan iştirak amali uhreviye sırrına mazhar eyle. Sekerat anında talebe-i uluma müekkel melaikeleri bize nasip eyle. Ya Rabbi, evliyalara ve alimlere gelen müekkel melaikeyi istemiyoruz. Biz Risale-i Nur talebesiyiz. Talebe unvanına, talebe vasıf ve sıfatını taşıma noktasında talebe-i ulumun sekeratta müekkel melaikesini bize nasip eyle ya Rabbi. Ki mektubatta evliyayı azim eden bir şeyh öyle demiş. El-Fatiha.